seçenekleri, yaşam amaçlarımızı doğru mu, nereden biliyoruz? Neye göre belirliyoruz? Sorgulamamıza müsaade var mı? Arkadaşlarla biraz düşünelim diyorum. Birkaç dakika. Ne diyorduk? Gelin bir HTG yapalım. Hayatını testten geçir. Nasıl yapacağız? Gelin bir bakalım. Mesela şu an için gündemimiz koronavirüs, COVID-19. Çözmek için ne yaparız? Önce problemi net teşhis ederiz. Problemi buluruz. Sonra seçeneklere geçeriz. Merhem ararız. Biri çıkıp merhemi buldum dese onu alıp hemen içmeyiz. Önce alır seçeneği test ederiz. Bakalım problemimizi çözüyor mu, çözmüyor mu? Deneriz. Deneyelim. Bu bize verilen şeye bakıyoruz ki deneklerde hiçbir işe yaramıyor. Hatta birçok denekteki virüs oranını 2'ye 3'e katlıyor. Acısını, sancısını arttırıyor. Ne deriz? İlaç mı, zehir mi? Ama bir dakika, bu ilaç diye bize verilen şeyin bir iki özelliği daha var. Bir, çok lezzetli. Güzel aromalarla tatlandırılmış bir şekerleme. Zehirli bir şekerleme. İki, çok iyi pazarlama. Bu yüzden herkes tarafından kullanılıyor. Bu bir şey değiştirir mi? Merhem olur mu yani? Artık olsa olsa herkesi etkisi altına alan zehirli bir şekerleme olur. Bu kadar. İsterseniz gelin bu yöntemi bir de kendi hayatımızda deneyelim. Nasıl yapıyorduk? Önce problemi bul, sonra seçenekleri test et. Bu arada burası çok önemli. İnanan inanmayan, herkesi ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. İslami değil, insani bir soru soruyoruz. En büyük problemimiz ne? Bütün insanlığın ortak problemi. Aslında çok net değil mi? Çünkü önümüzde duruyor. 2x2 katiyetinde kesin. Sevdiğimiz herkesten, annemizden, çocuğumuzdan, herkesten ve yıllardır çalışıp çabalayarak kazandığımız her şeyden, malımızdan, ünvanımızdan, birikimimizden, her şeyden ayrılacağımız gerçeği. Bundan daha büyük bir problemimiz var mı? Ama bırakın bununla yüzleşmeyi, çağrı aramayı, ölümü hatırlamanız dahi istenilmez. Neden peki? HTG'yi hatırlayın. Problemi okumadan, iyi okumadan doğru seçeneği nasıl bulabiliriz? Yani artık problemi okuyamazsanız size dayatılan hayatı yaşamaya mecbur kalırsınız. Yıllardır test edip bakıyoruz. Önümüze konan seçenekler hiçbir işe yaramıyorsa, hatta işaretlediğimiz tüm seçenekler bizi bir süre sonra tatmin etmiyorsa, doyumsuz, mutsuz bir nesil ortaya çıkarıp sıkıntılarımızı 2'ye 3'e katlıyorsa, merhem olduğundan nasıl bahsedebiliriz? Olsa olsa zehirli bir şekerleme olur artık.
herkesi etkisi altına alan zehirli bir şekerleme. Bu noktada lütfen sorgulayın, sorun. Bu kadar insan bu seçeneklerin peşinde niye ömür tüketiyoruz? Bunca kalabalığın içinde herhalde bir kişi vardır değil mi doğruluğunu ispat edecek? Eğer yoksa bu bütün insanlığa yapılmış en zevkli soykırım olur. Neden çaresizce ölmesini izliyorsun? Belki uçabilir. Nereden biliyorsun? Yani bir insanı alıyorsun. Önüne derdine derman olmayacak seçenekler koyuyorsun. Yıllarca bu seçeneklere inanması için her şeyi yapıyorsun. İşlerine lezzet, zevk falan katıyorsun. Ve artık seçenekleri, hatta sorunun kendisini dahi sorgulayamayacak bir hale sokuyorsun. Bedensel olmasa da zihinsel bir hapse tıkıyorsun. İyi de bu gidiş nereye? Şişt, sorgulama, düşünme böyle şeyler. Bak bunlardan tat, çok lezzetli. İyi de bunlar beni tatmin etmiyor ki. Sevdiklerimle ayrılma çözüm olmuyor. Hiçbir problemimi çözmüyor. Sadece oyalıyor. Konuşma, bu kadar insandan daha mı iyi biliyorsun? Herkesin yapması problemi değiştirmedi ki. Asıl soru şu, siz bu kadar insana ne yapıyorsunuz? İdam sehpasındaki bir adama gül atmanın ne faydası var? Yazık değil mi bu kadar insan, bunca ömür? Of çok konuştum. Dışlayın şunu gitsin. İstediğiniz kadar dayatın. Kartal yine de kartaldır. Geçici oyuncaklarınızı önüne serseniz bile içindeki uçma arzusunu, sonsuzluk arzusunu elinden alamazsınız. Özgür bir yaşam diye bas bas bağıran, bırakın insanlar seçenekleri sorgulayabilsin ve kararlarını özgürce verebilsin.